seni bu kara deniz. Sarı saçlı mavi gözüm, sarı saçlı mavi gözüm. Neredeyim, neredeyim, neredesin bu? Seni bu kara deniz. Kartal, ben 1973 yılından beri Kartal'ı yakinen biliyorum, tanıyorum. Daha ortaokul öğrencisiyken Kartal'a gelmiştim ben. O gün gördüğüm Kartal neyse, şu anda 2013'teki Kartal aynı Kartal. Kartal'ı yeni değişen bir şey yok. Gelişen, gelişme yok. Büyüme yok. 1992 yılında o tarihe kadar Kartal'a bağlı olan, Kartal'ın şubesi olan ve 92'de bizden ayrılıp yeni ilçe olan Maltepe bizi geçmiş, Pendik'te bizi geçmiş, Pendik'ten ayrılıp yeni ilçe olan Tuzla'dan neredeyse şu anda Kartal'ı yakalanan noktasına geldi. Ama Kartal nüfus azalıyor, ticari hayat bitmiş, insanlarımız her ne kadar 441 bin nüfusumuz görülse bile şu anda bu 441 bin nüfusumuz bizim gece nüfusumuz. Adamlar gelip gece burada 441 bin insan Kartal'da yaşıyor ama sabahleyin kalktığı zaman kimileri işe gitmek için başka ilçelere, başka yerlere gidiyorlar. Yok oramız, ne de bir ilçe. Alışverişe gidenler de başka ilçelere gidiyorlar. Adam düğün yapacak, çocuğunu evlendirecek ama alışverişe Kartal'da gitmiyor. Ya Pendik'e gidiyor, ya Maltepe'ye gidiyor, ya Kadıköy'e gidiyor ya da ta karşıda Eminönü'ne gidiyor. O nedenle aşağı yukarı 5 aydan beri Kartal'ı sokak sokak geziyoruz. Bütün çarşı pazar geziyoruz. Dükkanların büyük bölümü boş, kapanmış. Soruyorum komşusuna, bu dükkan niye kapalı? Burada diyor işte falanca dükkan vardı. Burada işler iyi gitmediğinden dolayı dükkanını kapattı gitti diyorum. Maltepe'de dükkan açtı. Ya 92'de bizden ayrılan yeni ilçe olan Maltepe'ye niye gitsin? Çünkü Kartal'da hareket yok. Millet alışverişe başka ilçelere gidiyor. Tedavülde dolaşan paraya baktığımız zaman neredeyse Maltepe bizim iki katımıza çıkmış. Nüfus olarak da bize 150 bin fark atmış. Bizim nüfusumuz 441 bin, Maltepe'nin nüfusu 506 bin. O nedenle Kartal'da bir kere mutlaka ticari hayatı canlandırmamız lazım. Bu canlandırma sadece orada ticaretle uğraşanlar değil, tedavülde ne kadar çok para, bunu bir başka diyelim ülke düzeyinde düşünecek olursak, tedavülde dolaşan para miktarı ne kadar artarsa o ülkede yaşayanların geçim seviyesi, hayat standartı da o düzeyde yükselecektir. Efendim ben emekliyim. Benim payıma ne düşer? Düşer. Ben falanca yerde işçi olarak çalışıyorum. Benim payıma ne düşer? Düşer. Düşecek. O nedenle ilk evvela Kartal'da ticareti canlandırmamız lazım. Bunlarla ilgili şu andaki mevcut stadyumu yıkacağımı söylüyorum. Yıkacağım. İş başına gelir gelmez o stadyumun yerini belirledik. Oraya taşıyacağız. Şu anda 3 tane üniversiteyle ortak bir proje yürütüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 3 ekiple birlikte çalışıyoruz. Kartal'la ilgili projeler hazırlıyoruz. Stadyum yerine bir Mısır çarşısı yapacağız. Mısır çarşısı, Eminönü'ndeki Mısır çarşısının birebir aynı ölçülerinde olacak. Orası 17. yüzyılda yapılmış, bizimki 21. yüzyılın Mısır çarşısı olacak. Bu Mısır çarşısı bir AVM değil. Bakın altını çizerek söylüyorum. AVM'lere şiddetle karşıyım. Sonuçta alışveriş merkezleri bir tek holdingin oluyor. Bir şahsın oluyor. Bir büyük patronun oluyor AVM. Ama çarşı olayı farklı.
Biz Kartal esnafını kalkındırmak zorundayız. Onu güçlendirmek zorundayız. Babamız, dedemiz vefat ettiği zaman bizim dedemizin tabutunun altına gelip AVM'nin sahibi girmiyor. Kartal'daki esnafımız geliyor. Bu geliyor. Orada 600 tane dükkan çıkıyor. Aynen Mısır Çarşısı'nda olduğu gibi 88 bedestleri olan bir çarşı yapıyoruz. Bu çarşının sahibi Kartal'daki 600 tane esnafımız olacak. Paramız yok, nasıl olacak? Efendim şu anda ben bu projeyi anlattığımda hemen müşterisi de çıktı. Yani müşterisi derken banka geldi. Biz buranın arsa payı ve üzerine yapılacak olan Mısır Çarşısı'nın tüm maliyetini kredilendirmek istiyoruz. 240 ay vadeyle, 20 yıl vadeyle bize kredi verecekler. Şu anda belediyemizin de 220 milyon borcu var. Belediye başkan, eski belediye başkan yardımcımız İbrahim Bey, doğru mudur? 220 milyon borcumuz var. Bütçemiz ne kadar? 2014 bütçemiz 295 milyon 830 bin lira. 295 milyonluk bütçeyle 220 milyonluk borcu dönüştürmemiz mümkün değil. O nedenle yeni projelerle bütçemizi büyütmemiz lazım. Bu borcu kapatmamız lazım. Bunu tabii borcu kapatırken de yatırım yapmam anlamında değil. Bir kere şunu açık sözlülükle ifade edeyim. Hiçbir zaman bir mazeretin arkasına sığınmayacağım. Efendim ben geldim, işte şu kadar borç vardı, bu borç nedeniyle söylediklerimi yapamadım, beceremedik, başaramadık demeyeceğim. Çünkü bunları bile bile bu göreve talip oluyoruz. O nedenle yapacağımız işlerde yapamadıklarımız olursa da bu söylediklerimiz şu broşürün arkasında da hepsi kalem kalem yazılmıştır. Bunların hepsinin daha sonra gelip benden hesabını sormanızı isteyeceğim. Efendim nasıl ki karşında bir Tatilya yapılmıştı. Kartal'dan, Tuzla'dan, Pendik'ten bile insanlar otobüsler kiralayıp karşıdaki Tatilya'yı görmeye gittiyse, nasıl ki 2 yıl önce Florya'da bir akvaryum açıldı. İnsanlar merak ediyorlar acaba bu akvaryum neymiş diye. Otobüslere binip akın akın oraya gidip orayı görmek istiyorlarsa, bizim yapacağımız Mısır Çarşısı da tüm İstanbul merak edecek. Hatta İstanbul değil, komşu illerimiz. Yalova'dan tutup Kocaeli'ne, Sakarya'ya kadar bütün komşu illerimizden bile buranın reklamını da iyi yapacağız tabii. 21. yüzyılın Mısır Çarşısı diye. İnsanlarımız merak edecekler, gelecekler artık. İnsanlarımız buradan dışarıya alışverişe gitmek değil, başka ilçelerden, başka illerden insanlarımız buraya alışverişe gelecekler. Daha bunun gibi birçok projelerimiz var. Bir yarımada, ama yarımada derken dolgu değil. Bakın nasıl ki işte Dubai'de falan okyanusun içine oteller yapılıyor, okyanusun dibinde oteller yapılıyor, bütün dünyanın ilgisini çekiyorsa, bizim Balıkçılar Çarşısı'nın önüne, ama dolgu değil, onun altını da bir kez daha çizerek söylüyorum, Kore kazıklar üzerine kurulacak olan Kartal 1200'lü yıllarda bir balıkçı kasabası, oraya bir balıkçı adası yapıyoruz. Aynen Venedik'te olduğu gibi dükkanların yarısı suyun içinde, yarısı suyun üzerinde olacak. Ve insanlar bu nasıl ki dediğim gibi Dubai'deki oteller falan dünyanın ilgisini çekiyorsa, bizim o yarım adamızda tüm İstanbul'un, tüm Türkiye'nin ilgisini çekecektir. Bu yarım ada nasılmış? İstanbul'daki Venedik modeli yarım ada neyiz, nasılmış? Bunu görmeye gelecektir. Değerli arkadaşlarım, çok detayına girmeden söylüyorum. Vatandaşımızın çöpünü parayla satın alacağız. Evindeki çöpünü. Bu nasıl olacak? Bunu yapanlar var, bunu yapan ülkeler var. Çünkü ben dünyanın yarısını gezmiş bir arkadaşınız olarak, bir siyaset adamı olarak, efendim Almanya'nın Düsseldorf'unu bilenler var mı bilmiyorum. Düsseldorf'ta oturan yakınlarınız var mı bilmiyorum. Düsseldorf'ta şu anda vatandaşın evindeki çöpü parayla satın alıyor.
Danimarka'da, Kopenhag'da yakınlarınız varsa oraya da gittim ben. Orada da ben dikkatimi çekmişti. Gittim araştırdım. Vatandaşın çöpünü ayırması kaydını, ama bir kez daha altını çiziyorum. Çünkü burada yazılı olanda da ayırması kaydını koydum parantez içerisinde. Çöpünü ayırması kaydıyla çöpünü parayla satın alacağız. Efendim vatandaşımız yani azdır çoktur. Bu çöp belki çok para değil ama geçen bir Kartal'dan bir hemşerimiz, bir amcam, amca geldi bana. Masanın üzerine bir elektrik faturası koydu. Sayın Bakanım dedi, üç günden beri evimin elektriği kesik. Karanlıkta oturuyor. Çoluk çocuk. Faturaya baktım 38 lira. Yani 3 paket sigara parası 38 lira. Önce inanmadım arkadaşlarıma, ya şimdi bakın bakalım dedim. Yani bu amca elektriklerin kesik olduğunu. Evet, gitti baktılar ki gerçekten elektriği kesik. Adam 38 lirayı ödeyememiş. Şurada 3 günden beri karanlıkta oturdu. Hadi karanlıkta oturduğunu anladık yani. Oturulabilir. Ama 38 lira elektrik parasını ödeyemeyen bu adam çoluk çocuğunu acaba 3 gün boyunca ne yedir? O evine ekmek götürebildi mi? O evinde bir sıcak çorba kaynatabildi mi? O çoluk çocuğunun yüzüne nasıl bakıyor o adam? O nedenle çok detayına girmeden şunu söylüyorum. Ben Kartal'daki fakir, fukara, yoksul insanlarımızı fişleyeceğim. Fişleme derken hemen hepimiz sol kültürden geliyoruz. Hemen hepimiz, herkes yanlış anlayacak ama bu devlet bugüne kadar bütün vatandaşını fişlemiş. Vatandaşın çocuğu oluyor, erkek çocuğu oluyor, götürüyor nüfus idaresine kaydettiriyor. Aradan 20 yıl geçiyor, 20 yıl boyunca devlet unutmuyor onu. 20 yıl sonra devletin bir başka kurumu gelip adamın kapısını çalıyor. Diyor ki 20 yıl önce bir oğlun olmuştu, onu bir hastaya götüreceğim. Bugüne kadar askerlikten kaçan olmamış. Devlet bu kadar yakın takip ediyor vatandaşını. Benim öğrencilik yıllarımda birkaç kez devlet beni gözaltına almış, bana kötü muamele yapmış, işkence yapmış ama ben bunların hepsini unutmuşum. Hatta devletimi affetmişim ama devlet bana yaptığı işkenceyi unutmamış, not etmiş. Ben ne zaman nereye gitsem karşıma çıkıyor. Diyor ki sen diyor falanca tarihlerde gözaltına alınmışsın, mahkemeye çıkartmışsın diyor. Devlet benim yakamı bırak diyor. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar da bırakmayacak. Bırakmıyor. Bu kadar yakın takip ediyor vatandaşını. Hangi konuda? Efendim siyasi konuda takip ediyor. Efendim askeri konusunda takip ediyor. Vergi konusunda takip ediyor. Allah göstermesin. 20 yaşına geldiği zaman bir vergi mükellef ol. Daha yakanı kurtaramazsın. Ama bu ülkedeki yaşayan vatandaşlar doğru düzgün eğitim alabiliyor mu, alamıyor mu? Bunu fişleyen yok. Vatandaş doğru düzgün sağlık hizmeti alıyor mu, almıyor mu? Bunu da takip eden yok. Şimdi gelen sağlık sigortası çıkardılar. Efendim işte şu kadar evinde kaç hane oturuyorsa, kişi başına düşen eğer gelir, asgari ücretin şu kadarıysa, bu kadar falan. Şimdi vatandaşımızın büyük bölümü bundan haberdar değil. Vatandaş kendisi oraya imza atmadan, kendi onayı olmadan genel sağlık sigortasına tabi oldular şu anda. Ama hiç kimse götürüp prim ödemiyor orada. Genel sağlık sigortasından dolayı yakın bir zamanda 2012'nin Ocak ayında başladı. Şu anda imza dosyaları hazırlanıyor. Yakın bir zamanda hemen her vatandaşımızın kapısına icra memuru dayanacak. Sen primini ödememişsin. Yok ki ödeyeyim ben. Ben anlamam diyor. Ben bugüne kadar hastalamadım. Hasta olmadım. Hastaneye gitmedim. Hizmet de almadım. Alma diyor. Hasta olsaydın, isteydin, tedavi olsaydın. Biz senin sağlık sigortasına tabi ettik. Sen primini ödemedin diyecekler. Kapıya icra memuru dayanacak. Ben bu nedenle de böyle bir fişleme de değil. Ben Kartal'daki fakir, fukara, yoksul insanların tamamını fişleyeceğim. Kartal'da yoksul ve fakir insan bırakmayacağım. Onların
evin elektriği yanıyor mu yanmıyor mu? Suyu akıyor mu akmıyor mu? Kış geldi. Üşüyor mu üşümüyor mu? Sobası var mı? Odunu var mı? Kömürü var mı? Doğalgazı var mı? Evinde aşı ekmeği var mı? Adam akşam evine giderken çoluk çocuğunun yüzüne bakarken öyle onuruyla gururuyla bakabiliyor mu bakamıyor mu? Ta ki o insan, o aile, o evde oturanlar insanca bir yaşam koşullarına kavuşuncaya kadar onların yakasını bırakmayacağım. Şu anda benim yaptırdığım tespite göre Kartal'da 8000 hane bu durumda. 8000. Yani belli bir tespitimiz var. 8000. Ama belki işte onuruna yedirmeye gidip müracaat etmeyenler de var bunlar. Aynen doğru. Ama geziyoruz, dolaşıyoruz. Her mahallede özellikle mahalle birim başkanlarımıza bu konuda görev düşecek. Daha 2-3 gün önce bütün mahalle birim başkanlarını aradım. Kendi mahallemizde varsa efendim engelli, özürlü arkadaşlarımız bunlara bir kanaldan hem akülü araba hem de tablet bilgisayar alıyoruz. Alıyoruz derken bunu bir yerden alıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsun belgeleri toplayıp getirdiler. Hemen hemen tamamından 20 mahalleden geldi. Yani ben daha belediye başkanı olmadan bu işe başladım. Bravo. Belediye başkanı. İnşallah bu bütün mahalle birim başkanlıklarını ben mahalle birim başkanı olarak görmüyorum. Her mahalle birimimiz bizim birim başkanımız Anadolu'daki bir ilçe başkanı gibidir. Buradaki en küçük mahallemizin nüfusu 30.000 ile ifade ediliyor. 30.000. O nedenle Anadolu'da birçok ilim, Bayburt ilimi, Bayburtlu var mı aramızda? Vardır mutlaka. Bayburt ilinin kendi il merkezi ve iki tane ilçe merkezi, ilçeyle birlikte, köyleriyle birlikte toplam nüfusu şu anda 26.000 civarında herhalde. Ama Bayburt, Bayburt'un iki tane de ilçesi var. Aydıntepe ve Demirözü. Onların nüfusu 3.000-5.000. Ama Kartal'daki mahalle birim başkanlıklarımız, mahallelerimizde ilçe başkanlarımız, özellikle yani mahalle birim başkanlarımızı ilçe başkanımız gibi görüyorum. Mahallelerindeki fakiri, fukarayı, yoksulu onlardan soracağız. Evet, nasıl ki seçimde ev ev gezeceğiz, dolaşacağız. Burada kim bize oy verecek, kim verme eğiliminde, onunla ilgili de mutlaka yani seçim aşamasında çalışma yapacağız. Umuyorum, diliyorum ki seçimi açık ara farkla kazanacağız. Kazandıktan sonra da bu vatandaşımıza kol kanat germek, onlara sahip olmak, onların iyi gününde, kötü gününde onlara birlikte olmak bizim görevimiz olacaktır. Asıl görevimiz. Değerli arkadaşlarım, partilerimiz, hepimiz partilimiz olduğu için söylüyorum. Bu seçimlerde AKP seçime düşünemeyeceğimiz kadar büyük bir ağırlıkla asılacaktır seçim. Efendim bugüne kadar seçimde yaptıkları hilelerin belki en büyüğünü bu seçimde yapmaya çalışacaklar. Şu anda kayıtlı seçmen sayımız 315.000 görülüyor. Hatta ben son olarak nüfus idaresinden sorduğumda şu anda 337.000'e ulaşmış seçmen sayımız. Yani 22.000 daha artmış. Bu artışlara baktığımız zaman da genellikle bu iki tane ilçeden buraya seçmen geliyor şu anda. Birisi Ümraniye'den, birisi de Sultanbeyli'den buraya seçmen taşıyorlar. Efendim nasıl olsa Ümraniye'de, Sultanbeyli'de kazanma şansımız yüksek diyorlar. Kartal'ı da yeniden kazanmak için oralardan buraya seçmen getiriyorlar. Bunların hepsi birebir takibimizde. Tespit ettiklerimiz var. Bir evde 52 tane adam, 52 tane ev oturuyor, görülüyor. 52 tane hane. Adamın ismi başka. Memleketi farklı. Bir telefon numarası almış. O telefon numarasıyla götürmüş. Merlis'te kayıt olmuş. Bir tane dairede 52 tane farklı adam oturuyor. Gitti kapının zilini çaldı, kimse oturmuyor. Bunlar nereden geldi? Kim getirdi? Hangi amaçla geldiler? Burada oy kullanıp da yani biz onlara oy kullandıracak mıyız? Tabii ki kullandırmayacağız. Bunun birebir takibini yapıyoruz. Tüm mahallelerin başkanlıklarımızla birlikte
ilçe örgütümüzle birlikte bu seçimlerde AKP'nin seçimlere hile karıştırmasını mutlaka önüne geçeceğiz. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Sandıklara sahip çıkmak zorundayız. Sabahın 5'inde gideceğiz sandıkların başında, onlar daha gelmeden, çünkü geliyorlar erkenden. AKP var mı? Var. Bir de devlet görevlisi var mı? Var. CHP'den kimse var mı? Yok. Hemen birisini oturtuyorlar. Sonra bizim sorumluluğumuz gittiği zaman diyor ki, ben diyor CHP'den, ya sen diyor gelmedin, biz başka bir CHP'li oturttuk. Halbuki oturan adamın CHP'li uzaktan yakından ilgisi yok. O nedenle sandıklara iyi sahip çıkacağız. Hemen her sandık mahalline mutlaka bir tablet, bilgisayar koyacağız. O sandık mahallinin 40 tane sandık mahallimiz var bizim. 1033 tane de sandığımız var. 1033 tane sandığın hepsinden biz kaç oy aldık? AKP kaç oy aldı? MHP kaç oy aldı? Hepsini birebir o sandık mahallinden takip edeceğiz. O seçmen tutanakları, sandık tutanakları ilçe seçim kuruluna gitmeden biz daha burada kaç oy aldığımızı biz bilmiş olacağız. Ama o sandık görevlisi arkadaşlarım da ta ki o tutanakları alıp götürüp seçim kuruluna teslim ettiği saate kadar oradan da bize telefon edip Kartal'ın belediye başkanlığını tekrar CHP kazandı haberini bize verinceye kadar o sandığın peşini bırakmayacaklar. O nedenle böyle bir zor değil, bence çok zevkli bir iş. Çünkü AKP'yi göndermek benim için büyük zevk olacak. Hepimiz için büyük zevk olacak. Böyle bir zevkli uğraşla başlıyoruz bu işe. Aday belirleme konusu geçtiğimiz hafta ayın 8'i demişlerdi kesinleşecek diye. Dün aldığımız habere göre 8'indeki parti meclisi iptal edildi, ayın 15'ine alındı. 15 Aralık günü Kartal'ın belediye başkan adayının kim olacağı belli olacaktır. Belli olduktan sonra ben oluruz. Diyelim ki ben olmadım. Sekiz arkadaşımızdan birisi oldu. Hiçbir zaman küskünlük, dargınlık olmaz. Ben gideceğim, o hangi arkadaşımız olursa onun elini tutacağım. 30 Mart günü akşamına kadar da onunla birlikte Kartal'ı adım adım gezeceğiz. Partimizin başarısı için ne gerekirse birlikte yapacağız. Ama ben aday olursam aynı yaklaşımı diğer 8 arkadaşımdan da bekliyorum. Ben aday olursam efendim onların bana gelmesine gerek yok. Ben onlara gideceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar böyle bir yarışa birlikte girdik. Böyle bir durum oldu. Ben aday oldum. O zaman onun gönlünü alacağım. Onun yerine elinden tutacağım. Geleceğim. Yine 8'imiz 9'umuz el ele vereceğiz. Partimizin başarısı için çalışacağız. Bravo. Bravo. Hep barışık olacağım. İlçe örgütümle hiçbir zaman kavgalı olmayacağım. Bu arada benim sınanmama, denenmeme gerek yok. Sınanmışlığım var. 3 dönem milletvekilliği yaptım. Hiçbir zaman örgütümle aram açık olmadı. Milletvekili adayı olduğum zaman bana karşı olan, benim seçilmemem için karşı duranları bile yine ben il yönetimini aldırdım, ilçe yönetimini aldırdım. Hiçbir zaman örgütümle aram açık olmamıştır. Kartal'da da hiçbir zaman örgütümle aram açık olmayacak. Örgütümle hep barışık olacağım. Örgütüm ne zaman bir etkinlik yaparsa örgütümün emrinde olacağım. Örgütüm toplantıları yapıldığı zaman söz veriyorum, kesinlikle hastalamayacağım ben. Örgüt toplantımız olduğu zaman ameliyat da olmayacağım. Hemen örgüt toplantımız sağlık olduğu önemli zaman başkanım. Sağlık her zaman için önemlidir. Maça da gitmeyeceğim. Örgütümün bütün etkinliklerinde örgütümle birlikte olacağız. Mahalle birim başkanlıklarımızla birlikte olacağız. Kartal'ı birlikte yöneteceğiz. Kartal'ı yeniden kazanmak için var mıyız hep beraber? Var.
başkanlığını da gene almaya var mıyız? Olur. 2015'te Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin başbakanı yapmaya var mıyız? Olur. Hepimize hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.